Burada şunu söylemek istiyorum. 25 yıl önce, ben dejavü diyorum buna biliyorsunuz, 25 yıl sonra tekrarlandı. 25 yıl önce Refah Partisi kazandığı zaman insanlar bir şey söylüyorlardı. Yani bunu nasıl söyleyeyim, kabullenmemek için, meşru saymamak için. O zaman bir benle yapılan bir röportajda Şahin Alpay'a çalıştı, hak etti, kazandı demiştim ve başlığa da bu çıkmıştı. Aynı şey burada da geçerli. Çalıştı, hak etti, kazandı, gasp edildi, yılmadı ve çok daha açık bir farkla kazandı. Bu şehir efsaneleri çıkartanların çoğu da AKP'den nefret eden kişiler. Böyle bir acayip bir mantık. Hani var ya Abdullah gibi, böyle bir şey olabilir mi? Yani siz hem seçimde galip gelmek istiyorsunuz, ondan sonra da rakip partiye oy veren seçmene irrasyonel, aklıyla hareket etmeyen, vicdansız, körü körüne inanan insanlar olarak görüyorsunuz. Biz burada her vesileyle bunu söylemeye çalıştık ve zaten bizim duruşumuz da bu. Kutuplar üstü bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kutupları veri olarak, mahalleleri kutupları veri olarak aldığınız zaman herkes kendi sahasında top çeviriyor ve hep bir taraf kazanıyor. Ama burada Ekrem İmamoğlu ile beraber bu aşıldı. Ve en çok nereden aşıldı? Şimdi bir HDP faktörü çok önemli ama Binali Yıldırım'a oy vermiş, oy vermeyi düşünen ya da vermiş kesimlerin aklını çeldi ve vicdanına seslendi. Çok basit, dedi ki ben ne yaptım kardeşim, ben neyi çaldım? Çalmadı, herkes biliyor. Tayyip Erdoğan hayatının en büyük stratejik yanlışını yaptı bu seçimi iptal ettirerek. Yani o iptal ettirdi, YSK kararı falan hikaye, o iptal ettirdi. Ve bunu da söyledik birçok kişi, Kadri de söyledi, ben de söyledim, Kemal de söyledi, burada hep bunları konuştuk ve kendi kaybını hızlandırdı. Şimdi 24, hatta 24'de de kalmadı. Yani 23 Haziran akşam saat 7.20'de Binali Yıldırım yenilgiyi kabul etti. Ve artık yepyeni Türkiye'nin startını verdi. Bu yepyeni Türkiye'de vicdanlarını düşünerek, yani yapılan haksızlığı, adaletsizliğinden rahatsızlık duyan, normalde AKP seçmeni olan kesimlerin çok ciddi bir payı var. Vicdanlarıyla hareket ettiler. Bu haksızlığı protesto etmek için ya Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler ya da sandığa gitmediler ya da geçer soy kullandılar. Bu tamamen bir akıl yürütmeyle söylüyorum. Ama bir diğer husus da akıl. Yani ne dediler? Artık bu defter kapanıyor.